Neredesin Şadiye? Nereye savurdu hayat seni? Ne var Ali, ne var? Efendim Ali Efendi. Ne oldu? Yok bir şey. Ağlamak için biraz geç değil mi? Sana 100 kere söyledim değil mi? Bize yazık etme. Bu noktalara getirme diye. Dünya sadece senin etrafında dönmüyor Fırat Bey. Sana ağlamıyorum. Ailemi kaybettim, ona ağlıyorum. 12 yıl sonra tekrar kaybettim. Tamam mı? Aklımı kaçıracağım Şadiye'nin hasretinden. Ona ağlıyorum gerizekalı. Bir tanıdığımız vasıtasıyla yastığını araştırdım. Soruşturdum. Yoklar. Yer yarılmış, içine girmişler sanki. Ben tekrar bulacaktım onları bunca yıl sonra. Bugüne kadar bir tek kere bile aramadım ben onları, tamam mı? Sana ağlamıyorum. Abim ne yapmıştır o akşam bacağıyla? Kim bilir nasıl itilip kakılmıştır büyürken? Babamsız ne yapmıştır bilmiyorum annem. Sana ağlamıyorum. Şadiye. Şadiye nerelerde kim bilir. Babam hayatına devam ediyor kaldığı gibi. Mutlu şekilde çocuklarıyla yaşıyor. Benim ondan farkım ne? Bir kere bile arayıp sormadım hiçbirini. Hadi benim dinle beni. Ne? Tamam dinle beni. Ailene ne olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Birkaç hafta önce bir iş için Bursa'ya gittim. Gitmişken Necati Hoca'yı aradım. Necati abi mi? Necati abi. Ne biliyor ki? Ne anlattı sana Fırat? Ne dedi? Ne biliyorsun söylesene. Tamam. Kötü bir şey mi? Tamam, ha? Tamam. Dinle beni Narin, tamam. Ne olur. Çok yıllar önce bir kaza geçirmiş ailen. Cezaevine gittiğimde Necati Hoca söyledi bana. Gerçekten bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ne olmuş, kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Gel buraya. Kötü bir şey mi olmuş? Valla çok garip bir şey oldu abi. Yıllar sonra tekrar Narin'le karşılaştım. Sahi mi? Nasıl Narin? İyi, gayet iyi. Ben tutuklandıktan bir iki gün sonra sırra kadem basmış. Ben de merak ediyorum. Anlat bakalım oğlum. Çok iyi. İstanbul'da yaşıyor. Avukat olmuş. Aferin benim kızıma. Gördün mü aslanım neler becermiş. Bir gün getiririm seni ziyarete. Gel senin çıkmana da bir şey kalmadı. Birlikte gideriz. Sürpriz olur ona da. Fırat. Ailesinin başına geleni biliyor musun? Ne oldu ki ailesine? Soba zehirlenmesi. Narin kasabadan gittikten yaklaşık bir sene sonra bir fırtına kopuyor. Bir lodos baca tepiyor. Uykularında Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Cesetleri de sabah Erdoğan buluyor. Bütün ailesi mi hepsine? Yok. Mehmet'le anası. Şadiye ortada yok. O günden sonra ne ölüsü bulunuyor ne dirisi. Moskov Recep daha önce gitmişti biliyorsun. Yazık. Tarumar oldu garibanlar. Allah bilmiyor herhalde. Yastığından ayrıldığından beri bir daha hiç uğramamış oraya. Geçmişi silmiş adeta. Nasıl da öylece sobadan mı zihnim? Annemle Mehmet. Uyuyorlarmış. Annemle Mehmet. Başın sağ olsun. Ay, anne. Annemle Mehmet. Şadiye, Şadiye'ye bir şey olmuş mu? Şadiye de mi? Hayır, Şadiye'ye bir şey olmamış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Annemle Mehmet.
nikah yaptım sana. Nasılsın? İyiyim. Hangi cezaevindeymiş Necati abi? Bursa'da. İlgilenemedim hiç onunla. Burada kendi hayatını kurmak için didinirken nasıl ilgilenecektim? Hem Necati Hoca'yı merak etme, yakında çıkacak. Avukat olduğunu duyunca çok sevindi, biliyor musun? Sevinmiştir tabii, sevinmez mi? Ne kadar uğraştı ben okuyayım diye. Ah benim Necati abicim. Sen görüyor musun sık sık? Hadi. Hadi çayına. Niye üzülecekmişim ki? Bana yaptıklarını unutmadım sonuçta. Boşuna arkama bakmadan kaçıp gitmedim o evden. Hem biz aynı evde yaşamaya mahkum edilmiş yabancılardık. Bütün pisliklerini, bütün nefretlerini üzerime kustular. Şadi hariç. Gerçi Şadiye de son dakika yaptı yapacağını ama neyse. 12 yıldır atmışım ben kafamdan. Kaçtım, kurtuldum. Bir gün düşünmemişim. Şimdi niye üzüleyim ki? Narin, sen üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bak ne olursa olsun onlar senin ailen. Hı, ailenmiş. Köpek olsaydım daha iyi muamele görürdüm ben. Aman neyse hadi. Kapatalım bu konuyu, konuşmak falan istemiyorum. Sen de gider misin artık? Tamam sağ ol ama başıma bir de sen dert açma. Zaten yeterince derdim var. Irmak mızmızlanmaya başladı. Git ilgilen biraz, rahatlasın. Tamam mı? Evlenecek misiniz, nişanlanacak mısınız, ne yapacaksanız yapın. Beni rahat bırak. Git ilgilen şu kızla, çenesini kapatsın. Bir daha da buraya gelme. Garip davrandığımı biliyorum. Ama bu duruma artık bir son verelim. Ben bütün sonuçlarına katlanmaya hazırım. Ben hiçbir şeyin sonucuna katlanacak falan değilim. Asıl senin benim aklımı karıştırmaya bir son vermen lazım. Ailemi sonsuza kadar kaybettiğim gün bunları konuşmak istemiyorsun benimle herhalde. Tamam. Yani ben sadece bu durumdasın diye seni yalnız bırakmak istemiyorum, o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.